AK Parti içinde zamanında AK Parti'de olmuş ama yollarını ayırmış ama hala etkinliği devam eden sözü geçen isimler var. Ve son yıllarda AK Parti iktidarında, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın etrafındaki bazı isimlerin ürettiği politikalar ve söylemleri onları da rahatsız ediyor ve bazı tartışmaların da kapağını açıyor. Hatırlarsanız Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı, Van'daki mazbata krizi sonrası tepki çeken sözler söylemişti. Tutumlar not edildi, kaydedildi. Bunun dışında seçim yenilgisiyle ilgili değerlendirmelerde de yine parti etrafından tepki çeken sözleri olmuştu. Ve bugün yine önemli bir isim, AK Parti'nin kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik serbestiyetten Hilal Köylü'ye konuştu. Ve bütün bu gündeme dair çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İsim vermedi ama hedefinde kimin, kimlerin olduğu da apaçık ortadaydı. Sarayda kanunların efendisi konumuna getirilmiş, neydiği belirsiz bir komünist bozuntusu var. Kanunların efendisi, neydiği belirsiz ve komünist bozuntusu sözleriyle isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukukçu baş danışmanı Mehmet Uçum'u hedef aldı. AKP'nin kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik. Son zamanlarda efendim bana, Sayın Hayati Yazıcı'ya, Sayın Aziz Babuşçu'ya, efendim Sayın Orhan Atalay'a parmak sallayan açıklamalar yapıyor ve bunlar kaydediliyor, devlet tarafından kaydediliyor diyor. Hüseyin Çelik 31 Mart seçim sonuçlarını serbestiyete değerlendirdi. MHP ile yapılan ittifakın kaybettirdiğini söyledi. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon Kürt nüfusu olduğu ifade edilir. Bunun 15 milyonu seçmendir. Bu seçmenin 5 milyonu aşağı yukarı DEM Parti'ye oy verir. Geriye 10 milyon oy kalır. İddia ederim ki bu 10 milyon oyun 8 milyonu AK Parti'ye gidiyordu. Fakat bu seçimlerde bence MHP ile ittifak yüzünden AK Parti'ye giden Kürt oyları dip yapmıştır. MHP şu anda özgür ağırlığının 20 katı Türkiye'de iktidar üzerinde etki ve yetkiye sahiptir. Sorumluluk yok ama etki alanınız, oyları şekillendirme potansiyeliniz son derece büyüktür. Neden? Çünkü AK Parti kendini onlara mahkum etti. 50 artı 1'den dolayı. Çelik seçim yenilgisinin ardından son dönemde birçok AKP'li isimle karşı karşıya gelen Cumhurbaşkanı baş danışmanı Mehmet Uçum'a da sözünü esirgemedi. Bu komünist bozuntusu neydi, belirsiz adam oturduğu yerden Anayasa Mahkemesi'ne ayar veriyor. Oturduğu yerden racon kesiyor. Hüseyin Çelik, eski yeni AK Partililerle Erdoğan'ın baş danışmanı Mehmet Uçum arasında yaşanan tartışmalarda hem Uçum'a hem de ona müsaade ediyor dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkili. Sayın Cumhurbaşkanı, ya ben bu insanla şu kadar yıllık yol ve dava arkadaşıyım. Bunu söyleyemezsin demiyor. Mehmet Uçum, Van'daki mazbata krizinde tutumlar not edildi, kaydedildi sözleri yüzünden Orhan Miroğlu, Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner'in de aralarında olduğu isimler tarafından eleştirilmişti. Erdoğan'ın eski metin yazarı, eski AKP'li vekil Aydın Ünal da Mehmet Uçum'un açıklamalarına dikkat çekerek Erdoğan'a külliyeden sallanan parmağı kır diye seslenmişti. Bu komünist bozuntusu neydi, belirsiz adam?